Herkese yeni bir videodan, yeni bir My Team Kariyer bölümünden merhabalar. Bugünkü bölümde İspanya Grand Prix'sinde olacağız. Önceki bölümde Portekiz Portimao'da puan almayı başarmıştık. Zor da olsa yarışı puan barajında tamamlamıştık. Q2 seansında gelen yağmur bizi Q3 seansına taşımıştı. Bu hafta güncellemeler geldi. Bakalım nasıl bir etki yapacak, merakla bekliyoruz. Şu anda Q1'deki ilk turumuzun sonlarındayız. Yine bu şekilde kanalıma gelen videolardan en çabuk şekilde haberdar olmak istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Videoya da beğeni atarak bana destek olabilirsiniz. Son şikanı geçiyoruz. Max Verstappen şu anda lider. Çok iyi bir tur olmadı maalesef. Bir kez daha çıkmak zorunda kalacağız büyük ihtimalle. Evet, ikinci turumuz için pistteyiz. İlk sektörde 0.1 saniye civarında bir kazanç sağlamış olduk. Şimdi daha iyi bir turla geliyoruz. Bu hafta maalesef çok hızlı görünmüyoruz. Belki de Portekiz Portimao'da gelen yağmur işleri bizim için daha da iyi bir hale getirdi. Eğer ki yağmur gelmese belki de Q3 seansına kalamayacaktık. İkinci sektörü tamamlamak üzereyiz ve 0.3 saniyelik gelişim var şimdilik. Ön tarafta Raikkonen ve Schwarzman ikilisi 17 ve 16. sırada. Sezon başından bu yana genellikle Alpine ve Aston Martin arasında gidip geliyoruz araç hızı konusunda. Alfa Tauri'ye de yakınız. Genel anlamda bu üç takım bizim rakibimiz sayılabilir. Evet, 0.4 saniyelik gelişimde çizgiyi geçiyoruz ve 15. sıradayız. Q1 seansını tamamlamış olduk. 16. sırada Schwarzman elenmiş. 2.8 saniyelik farkla elendi takım arkadaşımız. Şimdi Q2'deyiz ama tek bir set yumuşak lastiğimiz var. İyi bir tur atmak zorundayız. Başka bir hakkımız olmayacak. Yeterli sayıda yumuşak lastiğimiz olmadığı için Q1 seansında 2 set kullandık. Bu nedenle Q2 seansına sadece 1 set kalmış oldu. Q3'e kalma şansımız oldukça düşük maalesef. Yarışta bir şeyler yapmaya çalışacağız. Daha öncesinde burada tek pitle iyi bir lastik kullanımıyla puan aldığımızı görmüştük. Yine aynısını yapma şansımız olacaktır diye düşünüyorum. Eğer ki kaza falan olmazsa ya da aracımızda bir sorun çıkmazsa. Çünkü My Team kariyerinde defalarca bunu yapmıştık. F1 2020 My Team serisinde ilk sezonda böyle bir performansımız olmuştu. İkinci sektörü tamamlamış olduk. Sadece son sektör kaldı. Yavaş virajların bulunduğu ve mekanik yol tutuşun sorgulandığı bölüm. Aracımız genel anlamda yavaş virajlarda ve lastik aşınması konusunda çok sıkıntılı. Yani bu da şasi konusunda zayıf olduğumuzu gösteriyor açıkçası. DRS'miz aktif, çizgiyi geçeceğiz ve şimdilik 5. sıradayız. Evet, Q2 seansını 15. sırada bitiriyoruz. Kimi Raikkonen'in önünde. Yarışa 15. sıradan başlayacağız. Orta lastikleri seçme şansımız olacak. Q2 seansında elendiğimiz için sonrasında sert lastiklere geçeceğiz. 5 kırmızı ışığı bekliyoruz. Önümüzde Esteban Ocon, Stroll, Vettel, Alonso, Alpinler ve Aston Martin'le beraber yarışa start veriyoruz. 15. sıradan İspanya Grand Prix'sinde. Şimdi dışarıdan geliyoruz. Esteban Ocon ve Stroll'ü geçmek üzereyiz. İlk viraja doğru yaklaşacağız. Ön tarafta Fernando Alonso ve Tsunoda. Dışarıya doğru geçmek zorunda kaldık iyice. Esteban Ocon içeriye torpido gibi dalmış oldu. Yapay zekanın agresif olduğunu görebiliyoruz. 14. sıra mücadelesi Stroll'le beraber ama şimdilik öndeyiz. İlk sektörü Stroll'ün önünde tamamlamış olduk. Fernando Alonso'ya karşı atak yapma çabasında bulunacağız. Dışarıdayız, yarış çizgisindeyiz. İçeriye doğru geçiyoruz Alonso'ya karşı. 13.lük için savaşıyoruz. Alpine'le Audi mücadelesi ve şimdi 13. sıraya çıkmış olduk. Sıradaki hedef Esteban Ocon ve Sebastian Vettel ikilisi olacak. Çok yakın bu ikili. Ocon ilk virajda içeriye agresif bir şekilde dalmıştı. Biz de çok yakınız şu anda. İkinci DRS düzlüğünde hava koridorundan faydalandık. İkinci sektör sonunda içeriye doğru dalıyoruz ve Esteban Ocon'un önündeyiz. Bir sıra daha kazanmayı başarıyoruz. Yarışın ilk turunda 12. sıraya kadar çıkabildik. Fena bir performans göstermedik şu ana kadar. Önümüzdeki çoğu araçta orta lastik vardı. Bu nedenle aynı lastiklerde olduğumuz için yakın kalabildik ve güzel şekilde ataklar yaparak
3 sıra kazanmış olduk. Start finish düzlüğünde Sebastian Vettel'in yarım saniyelik farkıyla peşindeyiz. Bakalım Aston Martin pilotunu geçme şansımız olacak mı? Onun önünde AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda. Q3 seansına kaldığı için yumuşak lastiklerle yarışa başladı. Bu nedenle 3-4 tura kalmadan performans konusunda sorun yaşamaya başlayacaktır. Ve biz de bu şekilde yakın olabilirsek onu geçebiliriz. Şu anda rakibimiz olan araçlarla beraber gidebiliyoruz gibi. Aston Martin AlphaTauri Alpine. Şu anda bulunduğumuz konum burası. Video başında söylediğim gibi. Sonraki yarış olan Monaco bizim için bayağı sıkıntılı geçer. Genellikle My Team kariyerinde ilk Monaco yarışımız gerçekten çok zorlayıcı olur. Yine de bakalım, erkenden konuşmaya gerek yok. Bir güncelleme gelmeyecek Monaco'ya. Sonraki yarışlara gelecek. Monaco Grand Prix'sine yetişecek bir güncelleme paketimiz yok ne yazık ki. Valtteri Bottas derken Max Verstappen en hızlı tura sahip şu anda. Önceki yarışta Portekiz'de Max Verstappen yarışı kazanmıştı. Bu hafta Mercedesler biraz daha hızlı. DRS açıldı. Yarım saniyelik farkla Vettel'in peşindeyiz ve DRS mesafesindeyiz. Yakın kalabilirsek mutlaka bir atak şansımız olacaktır. Düzlüklerde fena değiliz çünkü. En büyük sıkıntımız lastik aşınması ve yavaş virajlar. Bu sorunları çözmek neredeyse 1,5 sezonu bulur. F1 2020 My Team kariyerinde de benzer bir durumu yaşamıştık. Tek pit yapacağımız için puan barajında olduğumuz şu anda kesin gibi. Çünkü ön taraftaki isimlerin çoğunda yumuşak lastik var. Ve onlar 2 pit yapacağı için biz tek pitle bu yarışı puan barajında tamamlayabiliriz. Eğer ki çok büyük bir sorun çıkmazsa. 4. turdayız. Start finish düzlüğünde Vettel içeriye doğru kapandı. Dışarıyı bıraktı bize. İlk virajda dışarıdan gelmeyi deniyoruz. Aston Martin'e karşı ve 11. sırayı almak üzereyiz. 3. virajda şimdi Sebastian Vettel'den karşı atak var. Karşı atak var. İlk sektör sonlarına doğru gideceğiz. Halen daha lastik lastiğe mücadele var. İnanılmaz bir savaş görüyoruz. Audi ile Aston Martin arasında halen daha pes etmedi Sebastian Vettel. Akıl almayacak seviyede çok yakın bir savaş görüyoruz. En ufak bir temasta, en ufak bir hatada Vettel'e pozisyonumuzu kaybedebilirdik. Şimdi tekrar gelmeye çalışıyoruz. İçeriye doğru geçeceğiz. Sebastian Vettel'den güzel bir konumlandırma geldi. Aracını güzel bir şekilde ortalamış oldu. 4 kez dünya şampiyonu. Harika bir savunma görüyoruz Alman pilottan. İkinci sektörü onun arkasında tamamlamış olduk. Start finish düzlüğünde bir kez daha gelmeye çalışacağız. Hemen arkamızda iki Alpine pilotu ve sonrasında Vettel'in takım arkadaşı Stroll. Güzel şekilde mücadele etmiş olduk ve pes etmedi. En önemlisi buydu. Gayet keyifli bir savaş gördük. Şimdi ikinci round için geliyoruz Vettel'e karşı. Bu kez daha yakınız. 0.6 saniyelik farkla start finish düzlüğüne çıkmıştık. Hava koridorundan faydalandık. Vettel'e karşı geliyoruz. Aston Martin pilotu bu kez dışarıda, içeriği boş bıraktı. Buradan gelmeyi deniyoruz. Vettel'den güzel bir frenaj geldi ve yerini korumaya devam ediyor şu anda. 3. viraja doğru gireceğiz. Ve Sebastian Vettel'i geçiyoruz. Aston Martin pilotunun önündeyiz. 11. sıraya çıkmış olduk. Sonunda Vettel'i geçiyoruz. Ön tarafta 3.6 saniyelik farkla Tsunoda önümüzde olacak. Bakalım yaklaşma şansımız var mı? Sonrasında Carlos Sainz, Ferrari pilotu. Zaten Tsunoda'yı geçersek bizim için yeterli olur. Çünkü Sainz'e yaklaşma şansımız yok. 7 saniyelik farkı kapatamayız ve kapatsak bile geçiş yapabileceğimizi sanmıyorum Ferrari'ye karşı. Zaten konuştuğumuz gibi farklı stratejilerdeyiz. Onlar 2 pit yapacağı için muhtemelen çok rahat şekilde onların önünde olacağız. Şimdi önemli olan tempomuzu koruyarak 15. 16. tura kadar gitmek. Sonrası zaten kolay olacaktır. Vettel'in önünde kalabileceğimizi düşünüyorum. Fena bir hızımız yok şu anda. 0.8 saniye civarında bir farkla start finish düzlüğüne çıkmış olduk.
genellikle atak yapabilmesi için yarım saniyenin altında bir fark olması lazım. Onun dışında yaklaşabileceğini pek sanmıyorum Vettel'in. 7. turun sonundayız ve 8. tura giriyoruz. Ön taraftaki isimlerin pit yapmasıyla 3. sıraya kadar çıkmış olduk. Vettel'in arkasında Esteban Ocon. 1.2 saniyelik farkla hemen arka tarafta. Yaklaşık bir 7 tur daha devam edeceğiz. Sonrasında sert lastikler bizleri bekliyor olacak. Lando Norris ve Valtteri Bottas ikilisi bayağı bir önde. Bottas zaten 20 saniyelik farka sahip. Lando Norris ise 13.8 saniyelik farkla önümüzde. Sıralama turlarında geride kalmış olsak bile yarış hızımız fena değil. Tabi aracı taşıdığımız zaten ortada. Normalde buralarda olması gereken bir araç değil. Evet, 9. turda Vettel biraz daha yakın ama atak yapacak kadar yakın değil. Valtteri Bottas pitten çıktı. Onun ön tarafta kalmasına izin vermeliyiz. Çok fazla zaman kaybetmek istemeyiz Bottas'la uğraşırken. Lastik aşınması fena değil ve aşırı ısınma yok. 12. turdayız. Vettel 0.4 saniyelik farkla peşimizde. 3. sektörde biraz yavaş kalsak bile motor hızımızla ve 2. sektör hızımızla önde kalmayı başarıyoruz genellikle. İlk sektörde kendimiz adına en iyi derece 0.1 saniye geliştik neredeyse. Bu arada arka tarafta Max Verstappen çok yakın pitten çıktı. O da bayağı bir zaman kaybetmeye başladı şu anda. Şampiyonluk yolundaki rakipleri Mercedes pilotu Valtteri Bottas 8 saniyelik farkla önde. Max Verstappen'in bu farkı kapatması kolay olmayacak. Tabii Vettel'i ve bizi geçmesi lazım bunun öncesinde. İkinci sektörü de kendimiz adına en iyi dereceyle tamamlıyoruz. Lastiklerdeki aşınma seviyesi yüksek sayılabilir ama ona rağmen tempomuz düşmedi. Araç hafifledikçe daha da iyi dereceler kaydetmeye devam ediyoruz. Vettel bu kez biraz daha yakın ama kıl payıyla kurtarabiliriz gibi görünüyor şu anda. 0.2 saniye ve evet, yerimizi koruyoruz. 14. turda bu kez Max Verstappen Vettel'e karşı daha yakın. İlk virajda arka tarafta kalacak gibi Hollandalı pilot. İşte Red Bull'un harika renk düzeni. Üçüncü virajı dönüyorlar şu anda. Vettel bayağı bir zaman kaybettirmeye başladı Max Verstappen'e karşı. İlk sektör sonunda içeriden daldı. Max Verstappen'den çılgın bir atak geldi. Vettel'le beraber devam ediyorlar. Aston Martin ve Red Bull savaşı. Beşinci virajda Max Verstappen dışarıdan gelmeyi denedi. Ama Sebastian Vettel geçit vermedi. Harika bir savunma var yine Aston Martin pilotundan. Max Verstappen'i dışarıya doğru yollamış oldu. Ve bu pilotu Verstappen geride kalmaya devam edecek. Kolayca geçeceğini düşünmüştüm ama Vettel gerçekten harika bir savunma yaptı Verstappen'e karşı. Alpinlerin hemen arkasında Lewis Hamilton'ı görüyoruz. O da iki orta grup aracına göre zaman kaybetmeye devam ediyor. Evet, 14. turun sonunda pite geliyoruz. Sert lastiklere geçiş yapacağız. Yarışın ilk ve son pit stopu olacak bizim için ve arka tarafta Max Verstappen de aynı şekilde pite geldi. Vettel dışarıda kaldı, muhtemelen sonraki turda pite gelecek. Stroll aynı şekilde sert lastikler için pit stopta. Yine çok iyi bir pit stop servisiyle yarışa döneceğiz. 2.2 saniye. Pit ekibimiz gerçekten çok iyi. 16. turdayız ve şu anda puan barajındayız. 10. sırada ön tarafta Tsunoda ve Gasly ikilisi tekrar pit yapacak. Güzel bir sonuca doğru gidiyoruz.
Our gap to the car in front is 5.8. Bu arada çok kötü bir arkadan kayma yaşadık. Yani arkadan kaymadan ziyade bir dengesizlik, stabilite sorunu yaşandı. Yol tutuşu eksilmiş oldu bir anda. Sert lastikleri pek sevmiyorum bu aracımıza. Hiç uymuyor şu anda ama yapacak bir şey yok. Bu lastikleri kullanmak zorundayız. Vettel 1.1 saniyelik farkla peşimizde. Bahreyn'de bu lastikleri kullandığımızda hiç hoş şeyler olmadı performans konusunda. Bir tur daha olsa puan barajının dışındaydık. Evet, Jeff yine şom ağzını açmış oldu. Yok panikleme, sorun var, bakıyoruz falan dedi. Bakalım hayırlısı, bu işin sonu pek iyi bitmez gibi ama ne zaman Jeff böyle bir şey dese ortalık karışıyor genellikle. Vettel 1 saniyenin altına indirdi farkı. DRS mesafesine geldi. Evet, motorda bir sorun olduğunu öğreniyoruz. Şimdi tekrar bir güncelleme yaptı, düzeldi dedi. Umarım düzelmiştir çünkü Bahreyn'de aynısını söylediğinde motorda sorun kalmadı, düzeldi dedikten sonra neredeyse bir sektörde 2 saniye zaman kaybetmiştik. Yine aynısı olursa gerçekten hiç hoş olmaz. Bu arada Vettel çok yakın. Orta lastiklerdeki tempoyu bulamadık şu anda. İkinci DRS düzlüğü öncesi Sebastian Vettel bayağı bir yaklaşmış oldu. Burada geçilme olasılığımız bir hayli yüksek. DRS ile beraber dışarıdan geldi ve Vettel puan barajına girdi bu şekilde. Arka tarafta Ocon ve Alonso ikilisi. İlginç bir şekilde yine Jeff'in telsizinden sonra araçta yol tutuşu, çekiş hiçbir şey kalmadı. Sorun düzeldi dediği halde ciddi bir tempo eksikliği var şu anda. Lastiklerin aşınması da yüksek değil ve iç sıcaklıklar da düşük seviyede değil. Buna rağmen sorun yaşıyoruz. Esteban Ocon ve Alonso ikilisi yaklaşmaya başladı. Ocon şimdi bizi geçmek üzere, dışarıdan geldi. Yerimizi korumaya çalıştık ama bir sıra daha kaybettik. Ya bu Jeff'i var ya. Bu Jeff'in şom ağzı ne zaman açılsa ortalık karışıyor. Daha lastiklerin aşınma seviyesi %10'a bile gelmedi. Oyundaki bu durumu daha önce de yaşadım. Motorda sorun var diyor ama aracın her tarafı iptal şu anda. Yani komple kilitlendi gibi. Ne çekiş var, ne apex'e dönmeye çalışıyor araç. Hiçbir şey kalmadı. Yine biraz pist dışına doğru ziyaret yapmış olduk. Sekizinci turun sonlarındayız. Max Verstappen ve Alonso ikilisi. Sonrasında hemen arkalarında diğer orta grup araçlarını görüyoruz. Ve şimdi Alonso ve Max Verstappen ikilisi öne doğru geçmiş oldu. İki pilota da yerimizi kaybettik. 13. sıradayız. Sonrasında Stroll ve Giovinazzi var. Yine bir dengesizlik yaşıyoruz. Bu kez de Stroll geçmiş oldu. Bu kadar yavaşlamanın imkanı yok. Yani sadece lastiklerle açıklanamaz bu durum. Orta lastiklerde neredeyse Ferrari'lere yaklaşacak tempomuz vardı. Yani o kadar hızlı değildik ama onların önünde kalacak kadar hızımız vardı. Şimdi araçta hiçbir şey kalmamış gibi. Bahreyn'deki durumun aynısı. Sert lastiklerde mi sorun var yoksa aracın sorunu mu var? Bu da büyük bir merak konusu. Yine ikinci DRS düzlüğü öncesinde çok büyük bir dengesizlik yaşamış olduk. Giovinazzi Leclerc ikilisi atağa kalkmış oldu. Antonio Giovinazzi'ye sıra kaybetmek üzereyiz ve bir sıra daha kaybediyoruz. Bu arada Giovinazzi körbe taşınca kontrolü kaybetmiş oldu. Yolumuza devam ediyoruz derken çakıl havuzuna gömülecektik. Yine bir önden kayma. Aracı döndürmek imkansız şu anda. Giovinazzi'nin yaşadığı olaya bakıyoruz. Körbün üstünde kontrolü kaybetti. Şimdi Sherlock'ların DRS mesafesinde kalabilir miyiz diyecektim. Bir kez daha arkadan ve önden kayma yaşıyoruz. Gerçekten şaka gibi bir durum var.
Jeff'in verdiği telsizden sonra işler iyice karıştı. Aracı döndürmek imkansız. Sunoda sonraki geçileceğimiz isim. Sonrasında Latifi var. Eğer ki Williams'lara ve Haas'lara da geçilirsek araçta sorun olduğu kesinlikle doğrulanmış olacak. Her ne kadar Jeff sorun yok dese de şimdi Sunoda bizi geçmiş oldu. Zaten kapıyı açık bırakmıştık. Neredeyse 5-10 turda yarışımızın kaderi değişmiş oldu. Sarı bayraklar var. 22. tura giriyoruz ve Williams pilotu Latifi bize karşı DRS açacak mesafede. İçeriye doğru geçiyoruz yerimizi korumak için ama Nicholas Latifi muhtemelen bu sırayı kazanmış oldu. 18. sırayı Williams pilotuna veriyoruz gibi. Halen daha yanında kalmaya devam edeceğiz. Sektör sonlarına doğru geleceğiz ve iç taraftan yerimizi geri almaya çalışıyoruz Williams'a karşı. Zor da olsa önde kalacaktık ama yine denge sorunu yaşanmış oldu. Ve fırsattan istifade Schwartzman. Takım arkadaşımız da bizi geçmiş oldu. 20. sıradayız. Mazepin 21. sırada. O bile fark kapatıyor şu anda. Bu kadar olmaz yani, imkansız. Ve ikinci DRS düzlüğüne çıkarken yine dışarıya doğru uçmuş olduk. Yarışın bitimine 11 tur kala. Araçta ne fren var, ne yol tutuşu var, ne çekiş var, hiçbir şey yok şu anda. Yarışın başına göre bambaşka bir araç. Sadece bir sektörde Mazepin 1 saniye aldı. İmkansız yani. Haas'tan bu kadar yavaş olmamız imkansız. Pite geleceğim. Bu yarıştan çekileceğim yani. Bu şekilde hem motor parçalarına gereksiz zarar veriyoruz hem de boşuna yarışıyoruz. Sadece bir sektörde Williams'a Haas'a bu kadar zaman kaybetmek sadece lastik tercihiyle açıklanamaz. İspanya Grand Prix'sinden 0 puanla ayrılmış olacağız. Aracımızda dış görünüş anlamında aerodinamik olarak hiçbir hasar yoktu. Ne olduysa Jeff'in mesajından sonra olmuş oldu. Yapacak bir şey yok. Sonraki yarışlara bakacağız. Yeni kurulan bir takımız. Olabilecek durumları yaşıyoruz maalesef ama çünkü yarışın başında ve orta bölümünde oldukça hızlıydık tempo konusunda. Schwartzman puan alamadı yine. Maalesef ki puan almayı başarabilecek tek pilot bizdik, onu da yapamadık. Evet, aktivitelere ve güncellemelere devam edeceğiz. Aerodinamik kısmında fabrikasyon bölümünü güncellemeyi düşünüyorum. Sonraki yarış olan Monaco'da bakalım neler yapacağız. Gerçekten bizim için çok zor geçecektir ama bakalım, yine de göreceğiz. Bir bölümün daha sonuna geldik. Lütfen abone olmayı unutmayın. Videoya da beğeni atarsanız memnun olurum. Yorumlara görüşlerinizi bekliyorum. Sosyal medya hesaplarım açıklama kısmında mevcut. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın. Okay, we've had the new parts come through the fabrication process. We'll have them with us for the next Grand Prix. Bad news, I'm afraid. One of our departments has had to shut down due to insufficient funds. This is bound to have a substantial adverse effect on their morale. We need to be more careful with our finances in the future.